Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Don't Starve'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir umarım. Her zamanki gibi şöyle bir duralım. Girişimizi yapalım. Boşu boşuna oyun içi zaman akıp gitmesin ve ne yapacağımıza karar verelim. Öncelikle videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum atan herkese kalp ve like bırakıyorum. Haberiniz olsun. Ayrıyeten Discord'unuz varsa Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Discord sunucumuzda çok güzel bir aile olmaya çalışıyoruz. Aile kurmaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Uzun bir süredir videolarda bunu söylemiyordum. Evet arkadaşlar, en son arı yapmıştık. Arı kovanı yapmıştık. 3 tane. Bu arı kovan sayısını arttırmayı düşünüyorum ben. Arılardan, şuradaki peteklerden arı toplayıp petek alıp buraya kovan sayısını arttırmayı düşünüyorum. Elimden geldiğince toplayıp buraya koyacağım. Daha fazla kelebek toplayıp daha az bal oluşmasını sağlayacağım. Ayrıyetten dışarıda yapmam gereken iş tekrar bufaloları ziyaret etmek olacak. Onun haricinde evi artık toparlayıp düzenlemeye çalışmam lazım. Başka duruma göre zaten bir şeyden bir yerden bir şey eksik oluyor. O yüzden o şekilde devam edebiliriz. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir bakalım. Yemek var mı? Yemeğimiz yok. Bak ne lazımmış bize? Demek ki canavar eti lazım. Canavar eti için benim şuraya gitmem gerekiyor. Şuraya gidip biraz bunları sömürmem lazım arkadaşlar açıkçası. Bir gidelim. Akşam oluyor ama benim hemen gitmem lazım oraya çünkü 111 açlığımız var ve bu hiç iyi bir sayı değil açıkçası. Şuraya bir gidelim. Yoldan devam edebiliriz. Arkadaşlar bu arada söylemiş miydim bilmiyorum. Bir yolda normal hızda biraz daha fazla hızda ilerliyorsun. İki katı da olabilir normal yürüyüşünüzün. Haberiniz olsun, aklınızda bulunsun. Siz de oynarsanız eğer. Umarım söylemişimdir bunları. Şurada bir arkadaşımız sıkışmış, onu bir kurtaralım. Evet, şimdi. Hüsamettinken Hüso olduk. Nazar değdi. Peki nasıl yükseltebiliriz? Yemek isterim ama boşa gitsin istemem. Ama iki vuruşta da ben şunları bir yiyeyim. Şunları bir yiyeyim. Beni idare etsinler. Çünkü iki vuruşta öldürüyorum. Gayet güzel oluyor. Şöyle bir hemen hop. Çok güzel canavar etti. 4 oldu. Gel canım sen de. Gel. Başka. Hop, vurkaç taktikleriyle. Evet, bunların leveli de yükselmiyor, anlamadım bir şekilde. Evet, başka burada örümcek bir yukarıda var. O yukarıdakini de az önce şey yaptık. Örümcek sıkıntımız da var arkadaşlar. Bunları büyütmem gerekiyor. Şey nerede? Chester. Şunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Burası biraz yangın yeri olsun. Bunun ne olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. 4-5 tane etim var. Bugünlük karnımız doyar. Gece oluyor. Meşalem var. Meşalem eve kadar yetmeyecektir büyük ihtimalle. Nasıl yapalım? Yolda bir tane daha meşale yapmak zorunda kalacağım. Şöyle bir duralım. Eve kadar yetişmez büyük ihtimalle. 78-76 direkt ikişer iniyor. Çok kötü. Normalde her saniyede bir inmesi lazım. Ama burada nedense bu şekilde olmuş. Belki yetişebilirim ha. Kendi kendimi şimdi göt etmek istemiyorum ama bir bakayım. Allah Allah. Yetişebiliriz. Bir tane kütük atabilirim. 42. Ay yetiştik. Yetiştik lan, kendi kendime
Bayağı yetiştik. Bayağı bayağı yetiştik bu arada. Allah helal olsun ha. Arkadaşlar şimdi köftelerimizi güzel bir şekilde pişirebiliriz. Hop, iki tane köfte yapalım. Bir tane daha kazan yapma taraftarıyım ben. İleride çünkü böyle şey olmayacağız yani, böyle az yemeğimiz olacak. Yemek sayımız çoğalacak. Şuradan bir hemen köftemizi bir yiyelim. Bir kendimize gelelim. Şunu da bir yiyelim. Bir kendimize gelelim. Oh. Sonra şuradan hemen bir iki tane daha köfte yapalım. Yemişimiz bitiyor zaten o zaman. Hop şöyle. Okey. Güzel. Evet. Bu böyle. Hemen ne yapmam lazım? Şuradan buna ihtiyacım var. Halat yapalım. İki tane yapacağım. İki tane A yapalım hemen. Güzel. Yine örümcek işini halledeceğim diyorum ama bu sefer şey işim kalacak. Yani şey de yapmam lazım. Chester. Chester'ın içinde ne var? Bunlar var. Bunu şuraya bırakabilirim. Chester'ın üstü boşalsın. Chester bir çekil oradan oğlum. Okey. Bunu da boşaltalım. Burayı yakacaktım. Gel buraya, ne olur ne olmaz. Okey. Oğlum meşale bitti. Ay meşale bitti. Tamam, güzel. İki tane köftem var üzerimde. Yolda gelirken kullanırım. Oduna ihtiyacım var. Meşaleyle yapabiliyor muyduk hatırlamıyorum da. Oduna ihtiyacım var şu an. Kelebekleri alabilirim yolumun üstündeyken. Arkadaşlar bufaloların oraya gidiyorum. Bufalo tüyüne ihtiyacımız var çünkü. Bufaloların oraya gidip bufalo tüyü almam lazım. Biliyorsunuz sol taraftaki çöle gittik baktık ve sol taraftaki çölde bufalo yokmuş. Bildiğin kandırıldık yani. O yüzden hemen hızlı bir şekilde sağ tarafımızdaki şu görmüş olduğunuz çöle gidip orada bir geceleyeceğiz. Ama orada gecelemeden önce çünkü akşama daha var. Vakitten kazanmak için. Buralar hep böyle kırmızı ağrıyla doldu. Biz petekleri deldiğimiz için maalesef. Bir durun lan. Nasıl vuruyor bak. Hey Allah. Benim burada şu arıları şöyle güzel. Oy. Da baya oy. Oy. Gel buraya seni de alacağım. Oy. Çok iyi çok iyi. Oğlum Chester'ı bırakın lan. Evet arkadaşlar. İki tanelik daha arı topladım. Bu gayet güzel. Şimdi iki tane petek yapmam yeterli olacak. Şimdi dümdüz yardırabiliriz. Orayı sonra nasıl yaparız bilmiyorum. Aslında kırabilirim ya orada. Ben bunların hepsini toplasam ne olur? Bunlar çürümüyor zaten. Ama iki tane öküzlük etmemek lazım. İki tane yeter herhalde ya. Bize yetmez mi? Neyse bir kıralım o zaman. Toplamak da istemiyorum biliyor musunuz? Arılar dışarıda kalacak. Hepsi dışarıda mı değil mi bilmiyorum. Şuradakinin içinde arı yoktur. Sarı arı. Kırmızı arılardan nefret ediyorum. Bir dur bir ya. Hemen şey yapayım. Onu ne avradın? Güzel, çok güzel. Chester kaç oğlum. Chester ölme oğlum. Chester oğlum. Onu gelişine vurdu.
gelişine vurdu, gol oldu. Şunu bir hoppala. Şöyle öküz gibi uzaklaşak. Uzaklaş. Dön. Şöyle dön. Evet. Girme eve. Bak içindeyken öldü arı. Chester ölürsen dayak yersin. Kaç. Chester dikiş şeyi gibi oldun aynı. Dikiş test makinesi gibi oldun. Dikiş torbası. Gel buraya. Vallahi billahi iğnelediler Chester arkadaşlar. Bildiğin bir dikmedikleri kaldı yani. Akşam oluyor, o yüzden artık gidebiliriz. Bir tane sarı arı içine girdi ve biz kırdığımızda da çıkmadı, onu biliyoruz. Ne olur bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum çünkü çok fazla arı var ya. Sorun olacağını düşünmüyorum yani, o kadar da takmamak lazım. 8 tane arı üzerimde var şu an, 2 tane daha oraya ekleyebilirim. Belki dönüşte bir tane daha ekleyebiliriz, toplam 5 tane olacak orada bal kovanı. Yani daha da ekleyebiliriz, bu tamamen bize kalmış bir şey arkadaşlar. Bizim şeyimiz, tercih meselesi. Dirgini koyabilirim. Yemiş önemli. Şunu yiyelim. Komik tadı mumik tadı olabilir. Sonuçta yemek. Evet, bu faloları bir bulalım. Ki bir tane daha acım olsaydı güzel olabilirdi derken, şöyle yukarıda ben ağaç bulurum. İnşallah buffalo'ların ters bir zamanına denk gelmemişizdir. Buffalo'ların ters zamanı arkadaşlar. Bunu da ben diktim ha kesin. Ben dikmişimdir büyük ihtimalle. Olsa ne işi var bunların? Şöyle ekelim. Buffalo'ların ters zamanı dediğim şeydi arkadaşlar. Buffalo'lar çiftleşme dönemlerine giriyor. Çiftleşme dönemlerine girdikleri zaman buffalo'ların kıçları kırmızı oluyor ve yanına yaklaşan her şeye vurmaya başlıyorlar. Allahu Ekber. Akşam oldu. Buffalo'lar neredeydi? Buffalo'ları bulmam lazım. Buldum. Hani lan? Bir, iki. Bunlar çiftleşmişler zaten. Dur bakayım, bir şey deneyeceğim. Meşaleyle de tıraş edebiliyormuş. Tamam, gerilmeye gerek yok. Daha şurada da olması lazım. Bu kadar olacak iş değil. Bu kadarla yetmez yani. Yetinemeyiz. Tıraş ediyoruz şu an onları. Çiftleşmişler bunlar zaten. Abi bulayım ya. Ne olur bulayım ya. Yok. Ne tezek var ne bir şey var. Bu tarafta herhalde. Var mı başka? Hiç öyle tek de yatmaz bunlar ha. Hadi. Hatta sabah oldu. Sabah oldu da. Hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey alamadık. Bu ne? 9 tane buffalo yünü ne? Tezek lazım. Bari tezek verin. Allah'ın cezaları. Buraya girmeyelim. Buraya şu şeytani çiçeklerin yanına giderseniz arkadaşlar, bu arada akıl sağlığınız hızlı bir şekilde inmeye başlıyor. Dikkat edin, boşu boşuna inmesin. Ben tercih etmiyorum. Topladığınızda da akıl sağlığınız gidiyor. Haberiniz olsun. Ya iki tane buffalo ne ya? Ne oldu? Soykırım mı oldu burada? Ne oldu ya? Buffalo kalmamış. Var da nerede var kim bilir? Yani ilk
ikinci, üçüncü bölümden beridir gelmiyoruz buraya da. Dur bakalım. Hayırlısı. Bulacağız. En azından yerlerini öğrensek yeterli arkadaşlar. Yerlerini öğrenelim, gerisini şey yaparız, hallederiz bir şekilde. Yukarıda mı? Şurada bir yerde mi acaba? Tezek de lazım çünkü biliyorsunuz yemişleri artık taşımam lazım evin oraya. Şunu alalım. Burada bir arkadaş var. Burada iki arkadaş, üç arkadaş. Güzel. Bak bunu gece bulsaydım güzel olabilirdi. Çürük ne? Çürük onlar acaba? Yukarı bakalım. Galiba zaten oyunda buffalo sayısı da azdı ama. Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı gülüm, hayırlısı. Şöyle bir bakalım yine ne olur ne olmaz. Şu yemişleri toplamış olurum en azından gelmişken. Biraz da takılıyorum. Neden? Çünkü tezeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Kuş kafesi yapmadık daha. Kuş kafesi yapınca ancak tezek sağlayabilirim kendime. Kuş kafesinden nasıl tezek, ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar. Kuş kafesine kuş koyuyorsunuz. Yemle beslediğinizde kuş sıçıyor. Kuş sıçınca da tezek veriyor işte, anladınız. 4. İnelim. Burada boş boş duracağına bizim orada yemek olarak dursun. Yemek sorunu çekmeyelim. Yemek sorunumuz ortadan kalksın. Ete de ihtiyacımız var da et problemimizi de örümceklerden başka nereden çözebilir şu an için bilmiyorum. Kuşlardan çözebiliriz yani. Başka türlü olmaz. Şunu, şu ne diye sorarsanız arkadaşlar, bu fil var oyunda. Filin ayak izi. Bu ayak izlerinin parmak uçlarını takip ederek izleri açı açı buluyorsunuz. En sonunda ne oluyor? İzi okuyorsunuz. İzi okuyorsunuz. İzi ile etkileşime geçiyorsunuz. En sonunda bir yazı çıkıyor. Yazıda da bir şeyler yazıyor işte, buldu bilmem ne, yakınlarda bir yerde. Parmak ucu, izin parmak ucunun tarafına doğru gidiyorsunuz. Orada bir yerde oluyor. Fil. Yazın keserseniz derisi başka, kışın keserseniz derisi başka oluyor. Kışın keserseniz derisinden kışlık mont, yazın keserseniz yazlık bir şey mi yapılıyor? Öyle bir şey diye hatırlıyorum ama yine de emin olun yani. Yani ikisi de kışlık olabilir ama farklı şeyler yani. Deri farklılaşıyor. Kışın keserseniz, yazın keserseniz deri farkı oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi akşam oluyor. Bunlar sitsin dursun. Ayrıyet... Aa, şurada örümcek varmış. Bak, örümceğe bir girelim karşım. Örümcek. Aman canavar eti. Gel bakayım bebeğim. Gel benim canım. Gel benim aşkım. Hop hop. Dur bakın. Ananın. Neyse, iki tane örümcek eti alalım kardeş. Var mı bir şey? Yok mu? Aga be. Şunu kırsam ne olur diye düşünüyorum da, bunu kırınca büyük ihtimalle bozulacak. İnşallah bozulmaz. Direkt tohum olarak verir bana. 3 level olunca veriyordu diye hatırlıyorum. Evet, 3 level olunca veriyormuş abi. Ya boşu boşuna kırdık şu an bunu. Harbiden boşa boş, boş bok yoluna gitti. Neyse, problem yok. Biraz daha yukarılara doğru takılabilir miyim? Yok, risk almaya gerek yok. Giderken takılabiliriz. Dönerken bakabiliriz yine en son diyeceğim. Ne kadar doğru olur? Aşağıda da Walrus kampı var biliyor musunuz? Burada domuz evleri de var. Büyük ihtimal şey domuzları burada. Domuz kral var arkadaşlar oyunda. Bir de normal domuz kral olmayan domuz yeri var. O da burada bir yerde olması lazım büyük bir ihtimalle. Dönerken buraya inelim derim ben şahsen.
Buraya bir inelim dönerken. Eve dönerken oraya bir inelim. Çalımız çok az var. Dal. Dal toplamamız lazım. Samanımız var da dalımız biraz sıkıntıda. Dal toplayalım giderken. Kış geliyor çünkü topladığımız malzemeler. Mesela kışın bunu topladık ya arkadaşlar. Bu böyle kalıyor. Büyümüyor kışın. O şekilde. Dallar da aynı şekilde. Bir kere topladınız mı? Tekrar eski haline gelmiyor yani. Toplanmaz oluyor kış bitene kadar. O yüzden stok yapmamız gerekiyor. Kurtlar mı geliyor? Bana mı öyle geldi? Umarım yanlış duymuşumdur ben. Tezek var mı? Olmaz mı be? Şuraya bir üçlü yapacağız birazdan. Bir aşağı gideyim. Aşağıdakilerin de tezeklerini alayım. Geliyorum. Haydi gidelim. Şeker yiyelim. Evet. Bunlar çiftleşmişler. Çiftleşme dönemini geçmişiz bunun çıktığına göre. Burada sürünün sayısı yükselsin. Sürü sayısını bir katlasın. 17 tane tezeğim olmuş bu arada. Güzel. Güzel bir rakam. İdare eder. Şimdilik kuş kafesi yapana kadar bizi götürsün. Bakalım. Akşam burada şey yapacağız. Yatacağız. Hadi yatın lan. Lan. Ay korktum. Bunu küçüğü tıraş edemiyorsunuz. Tıraş ettiğinizi de ben daha önce tıraş etmedim. O yüzden siz de tıraş etmeyin. Uyanıp bizi haşat etmesin. Öyle bir hata yapmayın. Bunlar uğur böcek, ateş böcekleri, uğur böceği diyorum. Bunlar ateş böcekleri bu arada arkadaşlar. Bunları da karnımız aç. Bunları da şu ağ ile yakalayabiliyorsunuz. Ne işinize yarar? Tekrar bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Mesela gece evinizin etrafını bununla aydınlatabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Yorumlarda oyun içinde yapmamızı istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın ki ona göre hareket edelim. Ona göre seri devam etsin. Ateş böcekleriyle onu yapabiliyorsunuz. Etrafı güzelleştirebilirsiniz. Ayrıyetten de ateş böcekleriyle şapka yapabiliyorsunuz. Bu da ne oluyor? Ateş böceklerini şapkanın ucuna koyuyorlar. Bir de kapak geçiriyorlar. Şu an gösteremiyorum. Ya bir madenci şapkası gibi düşünün yani. Ben niye uzatıyorum ki bu kadar? Madenci şapkası. Madenci şapkası oluyor. Bu arada kış gelmiş ya. 20. günde kış geliyordu. Kış çok erken bir şekilde şu an geldi. Boku yedik dışarısı. Şu an giderken dona bile bilirim. Evet, mavi kuş da geldi. Çok güzel. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Vallahi çok kötü oldu bu. Kış geldi. Şu an yolda giderken bile hatta donacağız. Donma da var oyunda arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tavşanların beyazlaştı renkleri, kuşlar mavi oldu. Kış kuşu oldular. Sıkıntı. Yani biliyordum 20. günde geleceğini biliyordum. Ama geç kaldık biz. Sorun olur mu? Şu an için olmaz. Problem yok. Yemek sıkıntım çok fazla var. Evet. Yemek sıkıntım baya baya var bu arada. Bakacağız. Ben aşağı inmekten vazgeçtim şu an. Aşağı inmek istemiyorum abi kış geldiği için. Çalım da azdı. Yani stok yapamadık. Yemek sıkıntımız desen var. Şu dallardan toplayayım. Dallardan çok lazım olacak. Hatta çimenlerden de çok lazım olacak da. Evet arkadaşlar, penguenler güzel canlılardır, severim. Yumurta bırakırlar. Yazın giderler, kışın gelirler. İyi hayvanlardır. Neyse. Sağlık olsun. Kışa böyle habersiz bir şekilde giriş olmadı. Yani teknik olarak oldu.
şey olarak olmadı. Yarı yarıya. 20. günde geleceğini biliyordum ama çok net emin değildim sadece. Uzun bir zamandır çünkü şey yapmamıştım yani. Onun detayına inmemiştim. Eskiden benim için kış çok önemliydi. Artık o kadar önemsemiyorum çünkü atlatabiliyoruz kışı. Devam. Oy, siz nereden çıktınız lan? Bunlar nereden çıktı? Oğlum nasıl vuruyorsun ya? Kış gidin hadi ya. Kış oğlum kış. Eve kadar gelir mi acaba? Gelirsen vururum. Ben sizinle niye uğraşıyorum ya? Hep benim başıma dert. Onu alsam iyi olurdu bu arada. Bak yiyor bak. Gel buraya. Yemişi yedi. Ya ağzını burnunu kırarım işte senin böyle. Can sen şunu al. Benim artık bununla işim yok. Yine bir solluk. Bu karakterinde bu problem var işte arkadaşlar. Açlık böyle inince canını sıkılabiliyor bazen. Daha yeni doğurmuştum. Diyorsunuz ama maalesef gidiyor. Şu yakındaki dalları toplamam aslında çok kötü. Ama toplayayım. Bileyim ki yakında dal kalmadı. Acil bir durum olursa yakında aralar. Burada bir tegyenler varmış. Güzel. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Number 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stars. 10 numara 5 yıldız dedim. Anladınız mı? Anladınız ya. Şimdi bunun için hop, tahta yok ki. Tahtatın ne? Kovanları direkt yapayım da arkadaşlar. Uğraşmayalım bir daha. Artık kelebekler de çıkmıyor. Kelebekler kışın çıkmıyor arkadaşlar. Onu da bilgilendirmesini yapmış olayım. Balyozu şunun içine koyalım. Şöyle. 12 tane oduna ihtiyacımız var şu anda. Altın problemimiz var galiba. Daha herhalde mezarlığa gitmedik değil mi arkadaşlar? Gitmedik. Mezarlığa gitmemiz lazım da. Çok işimiz var da. Çok bayağı bir şey oldu ya. Geç kaldık. Ben bu kadar geç kalmazdım normalde. Donstar'da hiç de. Neyse arkadaşlar ya ben bu... Oynuyoruz. Evet. Devam. Sürekli bunu söylememem lazım. Artık çok geç. Kaç tane oldu lan? 12. Normalde o kozalakları da almak istiyorum da şu an almayacağım. Arkadaşlar bu arada saat şeyi de değişiyor. Kışın geceler daha uzun oluyor. Gündüzler daha kısa oluyor. Haberiniz olsun. Bunu da bilgilendirmesini yapayım. Arılar çıkmıyor bu arada kışın. Onu da söyleyeyim. Yani ben şu an koyuyorum ama kışın arılar dışarı çıkmıyor. Haberiniz olsun. Onu da söyleyelim. Uyaralım. Bilgilendirelim. Şöyle şuraya koyalım. Şöyle bunun ince noktasını bulmak. Şuraya koyalım. Şuradaki balları alayım. Kışın arılar çıkmadığı için bizi kovalamıyor arkadaşlar ama bunu yazın yapsaydım arılar çıkıp şu an balımı neden alıyorsun lan diye bize girişiyorlardı. Şuradaki kozalakları artık toplayabilirim. Buradaki kozalaklar bize bayağı bir yardımcı olacak. Kışın yapacak çok fazla işimiz olmaz diye tahmin ediyorum ama şu anda olur. Kış olur. Her yerde tengerler. Güzel bir işimize yarar herhalde bu. Bir işimize yarar. Akşam oldu. Hop, hemen eve gidelim.
tezeğimiz var ama bir işe yaramayacak. Çok üzücü bir şekilde. Maalesef. Hiçbir işe yaramayacak. Şunu atmak istiyorum. Şu anda yemişlerimiz çıkmıyor. Eksem de çıkmayacak, ekmesem de çıkmayacak arkadaşlar. Şimdi bir yemek yapalım. Bir tane etim var, şeyim var diyecek. 16 tane yemişim varmış. Fena değil ama çok iyi değil. Yani kış 20 gün sürecek diye biliyorum. O yüzden sıkıntı. Ay yine Chester'ı buldum yanlışlıkla. Elimizden geleni yapacağız ama sıkıntı yok. Hayatta kalacağız yani, emin olabilirsiniz. Çok sıkışmadığımız sürece aşırı derecede hayatta kalacağız. Şu havuçları zaten biliyorsunuz oyun başından beri bıraktım. Tohum, muhum, yemem, bir şeyler yapacağız yani. Gübre. Oo. Gübre. Gübremiz varmış lan zaten. Neyse sıkıntı yok, lazımdı. Ha ben gübreyi bilerek uzaklaştırdım şu arı şey sinek sesinden dolayı. Siz orada durursanız olmaz. Şimdi kış iyice geldi arkadaşlar. Bunun birincideyiz. Ona göre oynamamız lazım. Şöyle düzenli bir şekilde ekiyorum. Hop hop hop. Tamam. Oğlum yürüyün lan. Allah Allah, evimin dibinde durmayın ya. Ben bunları keserim ha. Sizi mi dinleyeceğim sabah kadar? Yürüyün gidin lan. Evet. Şuradan ne yapabiliyorum? Ay evet arkadaşlar, böyle görmüş olduğunuz gibi donabiliyoruz. Ama şunu bir yapayım. Evet, kış şapkası arkadaşlar. Şu an kış şapkasını toplamış bulunmaktayız. Şunları da koyayım oraya. Kış şapkası şapka işte. Bizi kışın rahatlatan bir şapka. Başka şapka yok mu lan derseniz de var. Ama bu daha iyisi, bu daha güzel benim için. Oraya ekilmesi lazım ama my brother. Ekilmiyor mu? Peki. Ekil. Oha yani, oha yani, bu kadar da olmaz yani. Neyse şuraya ekelim. Ver kardeşim, ver şunu, ver. Okay. Bu da tamam. Başka şimdi şey yaptık. Bir tane hillstone yapmam lazım. Hillstone'da göreceksiniz arkadaşlar birazdan. Kazma var mıydı bunun içinde? Kazma yok. Bir tane kazma yapacağız. Hillstone'u da yapalım. Gelin gidin lan. Hemen yumurtlamışlar. Hayatta kalmada. Termal taş. Termal taş yapacağız. Yiyecekte ne var? Geliştirilmiş tarla. Tohumları biraz daha az büyüt. Bunu da yaparız. İlerleyen zamanlarda, şu an olmaz. Hiçbir şey kış olduğu için. Burada yapabileceğim bir şey yok. Şu an kış için yapmam gerekenler bunlar. Şapka, oğlum ötüp durmayın ya, bir gidin artık ya. Şapka ve bu taş da arkadaşlar. Taşı ateşin yanına koyduğunuzda taş ısınıyor. Dereceleri var. Ilık, sıcak, aşırı sıcak diye. O şekilde. Bir tane tuzağımız varmış. Bir tane kuş alalım ona. CTRL ile tıklarsanız bu arada bir tane bırakıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Kuş kafesi neredeydi?
Direkte kuş geldi. Şuraya bırakalım. Kuş dursun. Kar kuşu burada. Çok güzel. Bunlar yumurtalarını toplayacağımızı zannedip şey yapıyorlar arkadaşlar. Siz onları aldırmayın. Şimdi şunu yapmam gerekiyor. Bunun için gideceğim daha. Kışın gitmemiz gerekiyor. Kendimizi toplayıp yapmadığımız bir zaman direkt gitmemiz lazım. Hava karardı. Lanet olsun. Şimdi kuş kafesi. Yapıda olması lazım. Aynen, kuş kafesi. 6 tane altın, 2 tane şey, 2 tane de yem istiyor. Onun için sağ tarafa gitmemiz gerekiyor. Sağ tarafta yani bataklığa gitmemiz lazım. Papirüs. O kağıdı şu papirüslerden yapabiliyoruz arkadaşlar. Gideriz. Oraya da gideriz ama ondan önce asıl amacımız Walrus kampına gidip Walrus'ları indirip şey ele geçirme ele geçirebilmek diş. Çünkü hızlı koşmamız lazım. Hareket hızımız ne kadar iyi olursa o kadar güzel olur. Şunları kırmak istiyorum. Hem yakıt için hem de bir tane daha ocak yapmak için lazımdı. Kışın benim orman yaktığım çok olmuştur arkadaşlar bu arada. Kömür stoklarım, kömürü geç, odun stoklarım. Ormanlar yok ettiğim olmuştur yani ama tabi kendim diktim. Kendim de diktim. Tezekler şurada dursun. Şimdi chestimiz olmadığı için maalesef orada durabilirler. Odunu ateş ağırlamayacağım. Kozalakları şuraya dikmek istiyorum, şu kısma. Ne olur ne olmaz çünkü yakabiliriz, yakmaya da biliriz. Bizim sağımız solumuz belli olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dikelim. Yani ihtiyaca göre hareket ediyoruz. Daha doğrusu odun lazımsa odun, kömür lazımsa kömür. Evet, şu şekilde. Odunla kömür arasında ne kadar bir fark var? Onu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar da. Tahminimce kömür daha uzun yanıyordu diye düşünüyorum. Ya da hiçbir fark yok. Belki de kömür daha da kötü olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Şu dalları toplayalım abi. Bitirmiyoruz ama en azından toplayalım. Evet, bu şekilde bu ilk dalga, ilk seviye arkadaşlar. Donmanın ilk seviyesi bu. Ekran kaplandığı bile oluyor. Direkt hiç hareket edemiyorsunuz. En sonunda da ölüyorsunuz. Buraya gelince direkt olarak şey oldu. Büyük ihtimal şu yerleştirmelerden dolayıdır. Bu arkadaşlar benim sinirimi çok bozuyor ama ya. Neyse, onlarla bir şey yapacağız. Bir tane odunu koydum direkt. Meşalem var mı? Var mı yumurta? Güzel. Bir tane yumurtamız var. Normalde bunlardan yumurta çalamayız diye düşünüyordum ben ama almadan uyumuş herhalde yumurtasını. Neyse, sabah bir ağlasın. Açız. Klasik. Hemen bir köfte. Money money. Bir şeyler bir şeyler. Bakalım ne olacak. Nasıl bir yemek çıkacak acaba? Merak ediyorum. Honey ham olsa güzel olabilir. Olabilir. Değil. Onu da yemem lazım. Taşı alabilirim artık. Ya da biraz daha şey olsun. Şunu koyalım. Kuşu koyamıyorum. Şu nereye koyacağım lan ben kuşu? Papirüs ve altına ihtiyacım var. Biz zaten buradan geçeceğiz. Mezarlık nerede var? Mezarlık bulamadık mı? Bir tane mezar varmış. Ama mezarlık yok. Vallahi mezarlık yok. Aga be. Mezarlık neden arıyorsun
diyeceksiniz arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Mezarlık dediğim şu görmüş olduğunuz mezarlardan oluşan böyle daha fazla olan 5-10 tane filan oraya mezarlık diyorum. Neden bu kadar arıyorsun abi de dersiniz de arkadaşlar mezarları kazabiliyoruz ve mezarların içinden itemlar çıkıyor. O itemları da öküz krala, domuz krala verebiliyoruz. Daha önce ikinci bölüm ya da üçüncü bölüm ya da dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm değil, üçüncü bölümde vermiş olabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani merak ediyorsanız gidip oraları da izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz zaten direkt en başından birinci bölümden izleyin ki seriyi anlayabilirsiniz. Burada da papağan varmış. Papağan gelmiş mi gidecek miymiş anlamadım. Herhalde gelmiş. Kış olduğu için. O şekilde bu bölüm ne yaptık? Bu bölüm iki tane üç tane iki tane iki tane kovan yaptık. İki tane kovan ekledik buraya. Bufaloların yanına gittik. Tezek topladık. Bufalolardan şey topladık. Yün tüy mü diyeyim artık. Kıl mı diyeyim. Ondan topladık. Yemiş topladık. Dal topladık. Saman topladık. Eve geldik. Evde biraz takıldık. Arılarla savaştık tabii onu. Direkt arı kovanı yaptık diyorum. Eve geldik. Evde biraz takıldık. Ayar çekmeye çalışıyoruz. Bu bölüm bunlar oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi oyun içinde yapmamızı istediğiniz şeyleri belirtmeyi unutmayın. Cansınız, iyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Adamsınız. Bir tanesiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dikkat edin. Bay bay.